Selamünaleyküm kardeşim. Ben normalde görüntülü bakım yapmıyorum ama sen hani çok fazla pimpirik olduğun için üzüldüm de durumuna. O yüzden yardımcı olmak amaçlı sana bu seferlik görüntülü bakımı göndereceğim. Yanıma da çok gelmeye çalışayım. Bir haftadır gelemedim. Şimdi Esra, öncelikle hani aklımda yine soru işareti kalmasın diye. Benim adım Ercüment Hoca. Hani bunu şey olarak düşünme. Esra, bu da senin bakımın. Hani acaba başka bir videoyu alıp da bana mı gönder diye düşünme. Ben Ercüment, tekrar söylüyorum. Şimdi bakımla başlıyoruz. Bu bakım sadece bir ön bakım, kısa bir bakım olacak. Şimdi erkek arkadaşının arandaki sorun, benim bildiğim kadarıyla, anlattığın kadarıyla çocuk daha önce evliydi. Evli olduğu için de bir tane çocuğu var ve ailesi, senin ailen bu çocuğu istemiyor evli olduğu için. Şimdi bunun için ufak bir bakım yapacağız. Yapacağımız bakım Esra 1989, anne adı Şükrü olarak başlıyoruz. Ve bu yazdığımız yazı Arapça değil, İbranice harflerle yazılıyor. Yapacağımız işlem Süryani işlemi. Kesinlikle büyü değildir ve hiçbir günahı da yoktur. Özellikle bunu belirtiyorum. Ahiretimizi hiç kimse için yakmaya senin de gerek yok, benim de gerek yok. Ailevi hakların açıldı. Çocuğun ismi Burak, 1982, anne ismi Saniye. Onun da hakları açılıyor. Şu an üzerinize işlem hakkı açık. Bu ne demek oluyor? İlla işlem olumlu sonuç verecek anlamına gelmiyor. Şu an sadece haklarını açık görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu külmü hak çizelgesidir. İkili kanallarla külmü hakkı bağlarız. Ortasına senin adını ve Burak'ın adını yazarız. Daha sonra açılan haklara aile, anne isimleri girilir. Onlardan izin ve tebliğ hak almak için. Yaptığımız işlem külmü hakla yazılır. Nefs hakla devam eder. Fesli hakla biter. Bak kardeşim, üzerinde senin şu an yazılı olan 1, 2, 3 tane muska var. Bu muskalar üzerinde taşıyorsun muhtemelen. Bunlardan 2 tanesi senin bereket, rızık, hak, ev bereketlerin falan, buna benzer şeyden açılması için yapılmış. Bu 2 muskayı taşıyabilirsin ama 3. muska senin kötülüklerden korunması ve benzeri şeylerden yani korunması için yapılmış olan bir muska. O 3. muskayı üzerinde taşıma. Bunu yazan kişi muhtemelen yaşlı bir insandı. Yanlışları olmuş, hataları olmuş işlem için, yani işlemin içinde. Bunların düzeltilip tekrar onarılması gerekiyor. O yüzden 3. muskanın taşıma, hatta ikisi birbirine bağlı, biri ayrı duruyor muskaların. Ayrı muskayı, bir daha tek olan muskayı yanına alma. Ve aynı zamanda senin değil de annenin üzerine yazılmış olan yazılar da var. Bunlar nefsi hak ve fesli hak olarak görünüyor. Yani aile içinde yazılan yazılar. Bunlar işte, ne nasıl söyleyeyim, eltileri, teyzeleri, yengeleri, şunlar bunlar, hani evlerin içinde millet birbirine muska yapar, büyü yapar ya, bu onun gibi bir şey. Ve bunlardan dolayı annen sağlık sorunları yaşıyor. Bu sağlık sorunlarını yaşamaması için, yani bu sorunlar sana teyzeleri hak etmemesi için annenle bağlaştırıcı yapacağız. Yani ailevi haklarını kapatacağız. Anne, baba ya da kardeşlerinden gelebilecek olan olumsuzluk muskalarını ya da olumsuzluk büyülerini ya da ona benzer birçok tılsım hakları önünü kapatıp sana hiç kimsenin olumsuz bir hak vermemesini sağlayacağız. Bu işlem hepsi İbranice 61 ayet diye geçer. İbranice 61 ayeti Türkiye'de yazabilen en fazla 4-5 tane hoca vardır. Bunlar Süryanice ve İbranice olarak yazılır.